Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. İkinci hissemiz olarak, hisse analizimiz olarak yine sizlerden en çok soru aldığım hisselerden birisi sıfatıyla Türk Hava Yolları'yla devam etmek istiyorum. Türk Hava Yolları malumunuz üzere arkadaşlar son aylarda çok hareketli olan bir hisse özelliğindeydi. Özellikle endeksin olumsuz şartlarında bile yabancının ciddi şekilde ilgi gösterdiği ve önemli hareketler yaşayabilen bir hisse senediydi. Ama maalesef son dönemlerde, son günlerde olumsuz bir seyir içerisinde 19'lar seviyesinden, 20'ler seviyesinden başlayan güç kaybını, yani şu bölgeden başlayan güç kaybını maalesef 12,5, 12,30, 12,40'lar seviyesine kadar devam ettirdi. Evet, 12,30'lar seviyesine kadar devam ettirdikten sonra tekrar bir 20 hata yaşamış olsa da genel olarak son günlerde sıkıntılı ve sorunlu bir seyir içerisinde bir türlü sizlerin de hoşuna gideceği veya tatmin olacağınız, beklentilerinizi yanıtlayacak şekilde güçlü bir atak yaşayamamakta. Değerli arkadaşlar, yine Türk Hava Yolları için takas analiziyle başlayalım isterseniz ve Türk Hava Yolları'nda bu hafta ne olmuş ne bitmiş bir onu bir anlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın bu hafta içerisinde, yani 4 Şubat ile 8 Şubat arasındaki geçtiğimiz hafta içerisindeki takas tablosuna baktığımız zaman yabancılar ne yapmışlar sorumuzun yanıtı olarak şu yanıtları görmekteyiz. 8 milyon 200 bin lot civarında Deutsche yabancının satışı ve 5 milyon 800 lot civarında ise City yabancının satışını, HSBC'nin ise 500 bin lot civarında alışını görüyoruz. Bu durum takas detaylarına nasıl yansımış? Bir de onu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tablomuz, şunu öncelikle göstermem gerekiyordu. Evet. Arkadaşlar bu 4 Şubat tarihi itibariyle takas görünümünü yansıtmakta. Bu da haftanın son kapanışı itibariyle, Cuma günü itibariyle takas görünümünü yansıtmakta. City yabancının takas lideri olduğunu görüyoruz. %19,23'lük bir paya sahipmiş ve %19,18'lik bir orana gerilemiş. 0,5 civarında bir satışını görmek. Çok affedersiniz, çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu biraz önceki analizdeki Aselsan'ın analizini yapmıştım. Onun verileri ekranımda kalmış. Hemen Türk Hava Yolları'na değiştiriyorum. Çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın verilerini aktif hale getirdik. Evet, Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar 4 Şubat tarihi itibariyle, geçtiğimiz haftanın başlangıcı itibariyle City yabancının %32,43'lük payı varken City yabancının payı son durum itibariyle %31-65 seviyesine, yani yaklaşık %1 civarında bir gerileme oluşmuş. Zira City yabancının satış yaptığını, az önce 6 milyon lot civarında bir satış olduğunu bu tablodan sizlere göstermiştim. Gelelim takas ikincisi konumundaki Deutsche yabancıya. Deutsche yabancının da %20,54 civarında bir payı varken bu da %1 civarında bir satış yapmış. %19,42'ye geriliyor. Ve buradaki durumda Deutsche yabancının da arkadaşlar şurada göreceğiniz üzere 8,2 milyon lot civarında bir satışı var. Sonuç itibariyle yabancı, yani takas sıralamasında pay sahibi olan veya önemli ölçüde birinci ve ikinci sırada pay sahibi olan yabancıların Türk Hava Yolları'nda bir satış eğiliminin olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Bu durum acaba para giriş ve çıkışına ne ölçüde yansımıştır konusunu da incelememiz gerekiyor. Zira yabancının bu satışları eğer ciddi şekilde karşılanmış olsa, onların sattıklarından daha fazlasının ilk 5 kurum tarafından alınıyor olması durumunda bir para giriş eğiliminin olması beklenebilirdi. Hemen borsapivot.com siteme dönüyorum. Buradan daha kolay bir şekilde sizlere veri aktarma şansım bulunuyor. Onun için bu siteyi sıklıkla kullanıyorum ve sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Günlük para giriş ve çıkış bölümünü tıkladığım zaman bana son 5 güne ait Türk Hava Yolları ile ilgili hisse adımı kodunu yazıyorum arkadaşlar ve bana son 5 gündeki tabloyu gösteriyor. Evet, son 5 gündeki tablo 4 gün önce 2,4 milyonluk bir çıkış olmuş. Ondan sonraki gün 28 milyon gibi önemli bir çıkış olmuş. Ama ardından 23 milyonluk giriş, 2 milyonluk çıkış ve 17 milyonluk bir giriş söz konusu olmuş. Sonuç itibariyle Türk Hava Yolları'nda yabancının fena sayılmayacak veya önemsenmeyecek diyemeyeceğimiz seviyede bir satışı olmasına rağmen 13 milyon TL civarında
bir para girişinin olması bana şunu ifade etmekte. Evet, yabancı satmış ama ilk 5 kurumdaki diğer kurumlarında alım ilgisi gösterdiklerini, yabancının satışını karşılama eğilimini gösterdiklerini anlamış bulunmaktayım. Hemen acaba doğru mu düşünüyorum diye bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şurada hemen bu ayın 8'indeki tabloydu. Şuradaki 4'ünü ön plana alayım. 8'ini bu noktaya getireyim. Baktığım zaman arkadaşlar 3. sırada Ziraat Yatırım'ın 6.35'lik payı varken, %6.35'lik payı varken 6.45'e ulaşmış. Yapı Kredi Yatırım'a bakıyorum. 5.26'lık payı varken 5.56'ya ulaşmış. Diğer taraftan Ak Yatırım'a bakıyorum. 5.05 payı varken 5.56'ya ulaşmış. Ve arkadaşlar diğer yatırımcılar, yani ilk 5'in dışındaki yatırımcılara baktığım zaman 224 milyon lot, yani %30.37'lik bir payı varken diğer yatırımcıların da %31.58'e ulaştığını görüyorum. O halde görmüş olduğum son 5 günlük para giriş ve çıkışındaki tablo bana evet yabancı satmış bir miktar ama bunun ötesinde yerli aracı kurumlar, belki de bu aracı kurumlardan alanlar yabancılardır, bilemeyiz. Yabancılar bazen yerli kurumlardan da alım orijinaları gönderirler kendilerini gizleyebilmek bakımından. Onlara alım yaptırırlar, 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra o benim için size sipariş ettiğim alımları benim takasıma gönderin şeklinde talepte bulunabilirler. Yabancıların bu tarz taktikleri de olabiliyor kendilerini gizlemek istedikleri zaman. Hani bugün sizlere yabancı takas oranıyla ilgili olarak yabancı hissettirmeden payını artırdı şeklinde bir ifade kullanmıştım ya. İşte yabancı takasındaki artışın net bir şekilde gözlenememesi veya hisse senetlerindeki ilgilerini gizleyebilmek bakımından bir zamanlar, bir dönemler bu ilgiyi göstermemek, bu ilgiyi gizlemek adına farklı kurumlardan alım yaptırıp X bir tarihte bunları tekrardan kendilerine havale edilmesini talep etmek suretiyle paylarının çok ani bir şekilde arttıklarını görmüş olabiliyoruz. Ama belki de endekste o hafta yabancı takasında %2'lik bir artış olmasına rağmen endekste çok büyük bir artış olmamış olabilir. Yabancı sinsi planlarla çok farklı stratejiler uygulayabiliyor. Bunu da arkadaşlar takas analiziyle anlayabiliyoruz. O halde sonuç itibariyle yabancı satmıştır diyoruz. Ancak yabancının satışları yerli aracı kurumlar tarafından. Bakın, aracı kurumlar diyorum, tekrar ifade etmek istiyorum. Belki de bu kurumların içerisinde yabancı ordinoları da var. Ama şu anda bu yerli kurumların takasında görünmekte. Yabancının almış olduğum, pardon, yerli kurumların yabancı satışlarını karşıladığını görüyoruz. Bu tablo itibariyle yabancının satışına rağmen yerlilerin alım ilgisini artı bir anekdot olarak değerlendirebilirim. Tabii ki Türk Hava Yolları ile ilgili olarak bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta bir haber durumu da vardı. İşte bu Amerika kaynaklı CIA'nin gölge kuruluşu, işte onun arka planında onu yöneten, yönlendiren, bilgi akışını sağlayan veya genel anlamda ABD hükümetine CIA gibi gizli araştırmalar yapmakta olan bir kuruluşun, Stratfor denilen bir kuruluşun Türkiye'ye yönelik olarak, özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonlar hususunda ABD'nin bu operasyonlarda Türkiye tarafından, Türkiye'nin yapacağı operasyonlar ve ABD'nin plan ve programlarını bozacak, engelleyecek, onun politikalarına uymayacak şekilde bir tablo söz konusu olur ise Türkiye'ye yönelik ne tür yardımlar uygulanması gerektiğine dair bir rapor açıklamışlar. Bu raporun henüz teyidini almadık. Yani resmi kaynaklar tarafından böyle bir raporun varlığı veya böyle bir rapora yönelik olarak herhangi bir cevap söz konusu olmadı. Ama bu raporda özellikle Türk Hava Yolları'na yönelik de bir yaptırım uygulanması yönünde bir takım öneriler bulunuyormuş diyelim, teyit bulmadığı için. Ve bu durum tabii ki piyasanın kulağına kaçtı ise doğal olarak piyasada bu manada bir Türk Hava Yolları ile ilgili bir sıkıntının oluşması beklenebilir. Tabii ki yine ikinci bir nokta olarak bu genel bir sorun tarzında ifade edilebilir. Aslında Türk Hava Yolları'nın yolcu sayılarında bir artış var. Efendim işte iç hatlar ve dış hatlar bakımından yolcu taşıma oranlarında bir problem görünmüyor. Ama son dönemlerde petrol fiyatlarındaki 50 dolarlar seviyesinde, Brent petrolden bahsediyorum, 50 dolar seviyesinden hızla 60-63 dolar seviyesine ulaşmasının da yaratmış olduğu
maliyetlerine, bilançolarına yansıyabileceği olumsuz düşünceler vesaire vesaire konuları da dikkate aldığımız zaman bunlar, bu durumlar Türk Hava Yolları üzerinde bir baskı yaratmakta. Ama Türk Hava Yolları güçlü bir şirkettir ve bu özelliği itibariyle de Türk Hava Yolları'na ilgi bir şekilde devam edecektir. Yerli yatırımcının da ilgisi az önce sizlere aktarmış olduğum tablo itibariyle mevcut görünmekte. Şimdi arkadaşlar, Türk Hava Yolları haftalık kapanışını 14.71 seviyesinden yaptı. 15.12 seviyesini gördü. Bir önceki haftaki analizimde sizlere demiştim ki bu haftanın pivot seviyesi 15.08'dir. 15.08'i aşamaz ise Türk Hava Yolları'nın yönü aşağı olmak durumunda. Pivot sistem bizlere bu fikri vermekte. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın haftalık pivot seviyesi 14.71, kapanış seviyesi 14.71. Yani Türk Hava Yolları bu haftayı nötr kapatmış durumda. Önümüzdeki hafta için geçerli olmak kaydıyla şurada görmekte olduğunuz yeşil değerler Türk Hava Yolları'nın yükselebileceği olası seviyeleri gösterirken, şurada gördüğünüz kırmızı değerler ise pivot sistem, pivot tekniği itibariyle Türk Hava Yolları'nın düşebileceği olası seviyeleri göstermekte. Ne demektir bu? Arkadaşlar, 14.71 seviyemiz bir denge noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmaya devam edebilir ise Türk Hava Yolları, ilk yükselebileceği nokta 15.12 seviyesiymiş. Şayet 15.12'den dönüş yaşar ise, burayı aşamaz ise takip etmemiz gereken destek yine 14.71 olacaktır. 14.71'in aşağısına gelecek olursa bu gerileme nereye kadar devam edebilir? Sorumuzun yanıtı 14.30 arkadaşlar. 14.30'a kadar bir gerileme olur da buradan bir tepki oluşur ise bu tepki 14.70'e kadar devam edebilirmiş. Ama bu tepki gelmez, 14.30 desteği de kırılacak olur ise bu durumda 13.89, yine aynı mantıkla 13.50'ye kadar bir geri çekilme ihtimali olası görünmekte bu sistem ve teknik kriterler itibariyle. Şayet 14.71 seviyesinin üzerinde kalmayı başarır ise, 14.71 üzerinde kapanışlar yaşanabilir ise bu durumda 15.12 birinci direnç noktamız, ulaşmak isteyebileceği birinci seviye. Bu seviyenin de aşılıp destek yapılması durumunda 15.53 ikinci bir direnç noktamız ve bu seviyeden eğer bir geri dönüş olacak olursa 15.12'yi takip etmemiz gerekiyor. Destek olarak korunacak mı, korunmayacak mı? Buradan bir tepki gelecek mi? Ama bu noktadan itibaren bu seviyede 15.53 noktası da aşılacak olursa 15.94 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığı gündemde olabilir imiş teknik olarak. Grafiklerimize baktığımız zaman ise arkadaşlar, 20'ler seviyesinden 12.30'lara kadar yaşanan geri çekilmede Türk Hava Yolları'nın şuradaki desteğinin çok net çalıştığını, yani %23.16'ya denk gelen 14.10 seviyesindeki desteğinin ciddi şekilde bir korunduğunu, bu seviyenin aşağısına sarkmalar olsa bile hızlı bir şekilde şurada gördüğünüz gibi yukarı yönlü atakların yaşandığını, yine şurada bu desteğe kadar bir geri çekilme olmuş 3 hafta 4 hafta önce, buradan yine gördüğünüz gibi 150 noktasına kadar, direncine kadar 16.16'ya kadar bir atak yaşanmış. O halde Türk Hava Yolları için 14 seviyesine yaklaşımlar söz konusu olabilirse, tabii ki endeks ve haber akışı vesaire vesaire gibi faktörleri de dikkate almak kaydıyla, bu durumda 14 seviyesine yaklaşımlarda Türk Hava Yolları'ndan bir tepki, bir yükseliş atağı, ama bu yükseliş atağı kalıcı bir yükseliş olarak olmasa bile bir tepki niteliğinde bir atağın olabileceği düşünülebilir, beklenebilir. Türk Hava Yolları için 14 seviyesi civarlarından başlayabilecek olan bir atak, bir tepkinin bir yükseliş trendine dönüşebilmesi, kalıcı ve tatminkar bir yükseliş marjı yaratabilmesi için ne yapması lazım arkadaşlar? Şurada görmekte olduğunuz %50, yani 16.16 direncini veya şurada gördüğünüz 3. pivot direnci olan 16 seviyesini aşması ve burayı destek haline getirmesi lazım. Dikkat ediniz arkadaşlar, 5-6 hafta önce 16 seviyesini aşmak istemiş ancak başarılı olamamış. O halde 16 seviyesinin üzerine çıksa bile bu seviye destek olarak çalışıyor mu? Bu seviye üzerinde kapanışlar yaşanıyor mu? Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bu seviye üzerinde kalıcı olamaz isek
Yine şurada gördüğünüz gibi 14'lere doğru bir geri çekilme olasılığı mümkün olabilir teknik olarak. 16 üzerinde kalabiliyor isek arkadaşlar 61.8'e denk gelen 17 seviyesine doğru bu seviyenin de aşılması durumunda şu bölgelere kadar öncelikle 18.20-18.30'lara doğru bir hareketlilik söz konusu olabilirmiş. Aslında bu hareketliliğin net olarak nereye kadar devam edebileceğini aylık pivot verilerinden de görebilmem mümkündür benim. Arkadaşlar Türk Hava Yolları için aylık pivot yani içinde bulunduğumuz Şubat ayı için geçerli olan pivot seviye 15.31 imiş. 15.31 seviyesi aşılır ise Türk Hava Yolları için kısa orta vade anlamında. Bakınız kısa orta vade anlamında yani 2-3 haftalık bir süreçte bir yükseliş trendinin başlayabileceğini ama bu yükseliş trendinde birinci seviyenin 16.50 burası aşılır ve geçilir ise 17.42 ve burası da aşılır ve geçilirse 18.59 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimalinin teknik manada mümkün olabileceğini söylemek olası görünmekte. Değerli arkadaşlar Türk Hava Yolları ile ilgili olarak genel tablo bu. Bir de arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın kısa vadeli teknik görünümüne bir bakalım isterseniz. Acaba Türk Hava Yolları yükseliş trendinde mi yani bir yükselişle ilgili bir sinyal üretmiş mi üretmemiş mi ona bakalım. 4-2 tarihini görmekteyim yukarı eğilimde ancak 4-2 tarihi benim için güncel bir tarih değil. O halde Türk Hava Yolları zannediyorum ki olumsuz bir sinyal etkisinde bulunmakta. Hemen borsapivot.com sitesinin teknik analiz sonuçları bölümüne girmek kaydıyla burada kodumu yazıyorum ve güncel tarihim 8-2 yani Cuma günü kapanışı itibariyle Türk Hava Yolları 3 gün önce bir sat sinyali oluşturmuş teknik manada. Bu sinyal 14.51 seviyesinden gerçekleşmiş. 14.30'a kadar bir geri çekilme olmuş ve %1.45 civarında bir avantaj oluşturmuş. Fakat kapanış 14.71 ile gerçekleşmiş. Ama yine de 14.71 ile gerçekleşmesine rağmen 14.51'den oluşan sat sinyali hala gündemde. Hala al sinyaline dönmemiş. O halde arkadaşlar endeks yorumunda da sizlere anlattığım gibi endeksin 101 bin aşağısına gelme, 103 binlere 105 bin, 100.3 veya 100.500 seviyelerine kadar geri çekilme olasılığı mevcut olduğu için teknik olarak bu geri çekilme olasılığında Türk Hava Yolları'nın da bir miktar daha geri çekilme ihtimali var ki henüz bu teknik sinyalimiz 1.38'lik olumlu kapanışa rağmen al sinyaline dönüşmemiş. O halde arkadaşlar Türk Hava Yolları için özellikle 14.30, 14.20 veya genel olarak 14 seviyesine olan yaklaşımları bir tepki oluyor mu olmuyor mu gözüyle izlemekte, bu bakış açısıyla izlemekte kısa süreli, kısa vadeli bir yükseliş ama dediğim gibi 15.30 aşılır ise bu durumda biraz daha kalıcı bir yükseliş ihtimalinin olabilmesi adına izlemek ve incelemek mümkün olabilecektir. Sevgili arkadaşlar, Türk Hava Yolları ile ilgili olarak da yapabileceğim açıklamalar bundan ibarettir. Değerli arkadaşlar birkaç hisse analizi daha yapacağım. Zannediyorum bu analizin ardından bir Petkim analizi yapacağım. Bu da çok fazla soruluyor. Bu analizler konusunda anlık bilgilendirme sahibi olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve Twitter adresim halukcanberk@halukcanberk'dir. Twitter'dan da zaman zaman günlük ve seans içi yorumlar aktarmaktayım. Bunları da anlık bir şekilde takip edip sorularınız varsa sorularınızı da yöneltebilmeniz bakımından Twitter adresimi de kullanabilirsiniz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra bir kez daha iyi geceler diliyor, iyi haftalar temenni ediyorum. Hoşça kalın efendim.